Seçim beyannamemizde de vurguladığımız gibi öğretmenlerimizin, polislerimizin ve uzman çavuşlarımızın ek göstergelerinin 3600'e çıkartılması, muhtaçların sosyal destek ödemelerinin artırılması, şoför esnafımızın, çiftçimizin kullandığı mazot başta olmak üzere temel girdilerin yükünün azaltılması, Türk sanayicisinin uluslararası rekabet gücünü zayıflatan unsurların ortadan kaldırılarak yatırım, üretim ve istihdamın artırılmasını destekleyen bir yandan ekonomik büyümeyi, bir yandan sosyal gelişmeyi, aynı zamanda da milli bütünleşmeyi esas alan program ve projelerin uygulanmasını gerekli görüyoruz. Bu kapsamda terörle mücadele başta olmak üzere dış politika, yargı, ekonomik ve sosyal konulara ilişkin adımlar hem meclisimizce hem de hükümet tarafından atılmaktadır. Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde egemenlik haklarımızı ve milletimizin huzur ve güvenliğini tehdit eden terör koridoru oluşumunu Barış Pınarı Harekatı'yla bertaraf etmiştir. Türkiye bu süreçte ortaya koyduğu kararlılığın sonucu diplomatik, askeri ve siyasi önemli bir başarı elde etmiştir. Bir kez daha egemenlik haklarını korumadaki ve terörle mücadeledeki kararlılığı ile bölgede Türkiye'den izinsiz bir oldu bittinin mümkün olmayacağını dünyaya göstermiştir. Eş zamanlı olarak pençe ve kıran harekatlarıyla sınırlarımız içinde ve dışında PKK, YPG ve IŞİD terör yapılanmalarına karşı önemli sonuçlar alınmıştır. Bu vesileyle kahraman güvenlik güçlerimizi üstün başarılarından dolayı tebrik ediyor, Barış Pınarı Harekatı ve terörle mücadele şehitlerimizle birlikte tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu arada yürütülen muazzam terör mücadelesini engelleme, sulandırma ve antidemokratik gösterme gayretlerini terör seviciliği ve milli vicdanda mahkum olan tarihi bir yanlış olarak görüyoruz.